Hepinize merhabalar, ben Tahsin Yete, Playground sahibi Tahsin Yete. Bugün sizlerle Dragon Slayer Cadılar Varım etkinliklerini inceleyeceğiz ve bir sürü yumurta açacağız bugün sizlerle birlikte. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için, seslerin devam etmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün 370 tane zengini ejderhamızı aldık. Evet, bu videoda sizlerle birlikte yine mükemmel bir şekilde arkadaşlar oyunumuzla devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Dragon Slayer'da birçok bölümde sıkıntı yaşandı. Arkadaşlarım birkaçının VIP Hero ile alakalı şeyleri gitmiş sanırım. Neydi bunun adı? Böyle kostümlerden aldıkları usta puanları gitmiş. Yani pay to win oyun olduğu için tabii para yatıran insanlar delirmek konusunda bilmiyorum haklılar mı haksızlar mı diye kendileri bilirler. Benim çok umurumda olan bir mevzu değil abi. Çünkü neden değil? Çünkü bu oyun hani ben şey yapmıyorum abi, böyle çok para yatırıp sadece işte teklif alıp videosunu çekip tanıttığım için hani öyle çok ahım şahım bir değişim olmadı benim için. Böyle yani devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şimdi burada güçlendir klasmanına bakacağız. Boşluk ejderhamız burada 2 yıldız oluyor ve geri çağırma klasmanına bakalım. Şimdi burada Legendary'e giriyoruz abi. Legendary'e girerken buradaki boşluk ejderhamızdan 100 küre için geri çağırıyoruz abi. Evet. Şimdi bugün Cadılar Bayramı etkinliklerini inceleyeceğiz ama incelemeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve Dragon serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız Türkiye'nin tek Dragon içerik üreticisi ve content olaraktan arkadaşlar daha fazla Dragon istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birkaç kişi Dragon Mania serisi yapar mısın demiş. Dragon Mania serisi şu anda yapmayı düşündüğüm bir seri değil abi. Çünkü neden? Dragon City gibi bir oyuna çok doydum ama olabilir, neden olmasın. Bakarım yani, düşünüyorum şu an ama birçok eksik serim var arkadaşlar. Sadece bu değil. Minecraft serilerim kanalda çok eksik kaldı. Aşırı derecede fazlasıyla kaldı bu arada. Onun dışında zaten çok bir şey olmadı. Buraya da yeni bir tane Cadılar Bayramı etkinliğimiz gelmiş arkadaşlar. Burayı da inceleyeceğiz tabii. İncelemeden önce şurada grid paralarımızı şey yapabildiğimiz. Yine güzel 12K'lık bir grid parası. Ve bunu sanırım ben toplamadım ama başka Euro girmiştir, o girmiştir. Toplamışlardı. 12K grid parasını iyi bari gelmişken de güzel bir content oldu. Harcayalım abi. Bize de harcamak düşer, öyle yapacak çok fazla bir şeyimiz yok zaten. Şimdi 12K'lık bir başlayalım abi. Şimdi şuradan bir 4K altın. Zaten klasik abi, başlangıçta her zaman ufak bir şekilde başlarız. Ondan sonra daha yüksek seviyelere gelir. Bu kulaklıkları evet hatırlıyorum. Bunları da toplayacaktım da toplamadım biliyorsunuz ki. İstedim abi. Evet, şuradan şunu da açalım. 12K grid parası fena değil bu arada. Yine iptik diye hemen şöyle bir gireyim abi, 45. Ben bu oyunun videosunu çekiyorum ama sadece videoyu çekmek için çekiyorum. Yani yine çok hard tryhard başlamadığım bir oyun abi yani. Normal giriyorum, çekiyorum, çıkıyorum yani öyle. İşte bir bölümde, mesela bir haftada yapacağım şeyi bir bölümde yaparım abi bir hesap için. Ondan sonra zaten vallahi hesap Allah'a emanet abi. Yani öyle. Çok bir şey yapmıyorum. Onun için yine oyuna sardım. Clash of Clans'ı biliyorsunuz zaten. Clash of Clans'ı sardım. Clash of Clans'tan sonra zaten çok büyük bir şey yapma gereği duymadım hesabı. Seriler devam ediyor abi. Böyle hani bıraktık yok yani. Sadece biraz ara verdik işte. Misafirler geldi gitti tekrardan. Yine tam biraz devam ediyoruz abi. Şurada bir yemeğimiz var. Onu da bir alalım abi şöyle güzelce. Aynen, buralarda da küreler sandığımızı da açalım. Biliyorsunuz ki Discord'da kapandı arkadaşlar. Benim şu anda takipçilerimle etkileşebildiğim bir hesap var. O da Dragon City grubuydu. Dragon City grubundan da çıktım. Kendime bir grup kurdum çünkü. Artık Dragon City grubu falan filan görmek çok istemiyorum yani. Çünkü yani aynı muhabbetler. Salak salakla böyle saçma sapan muhabbetler oluyor. O yüzden çok artık yani bulunmak istemiyorum abi hani. O yüzden kendi başıma video çekiyorum sadece. Bundan sonra bir ekibim falan da dağıldı. Dağılmasının sebebi de ne abi, zaten genel anlamda Discord kapandı, hepimiz dağıldık. Çünkü zaten saçma saçma tripler oluyordu, insanlarla uğraşmak zorluyordu. Discord'un kapanması benim için iki açıdan kötü, bir açıdan iyi oldu arkadaşlar. İnsanlarla uğraşmak istemiyorum artık. Bir ikincisi de şu. Bizim kitlemizin yarısından fazlası Türk insanı. Türk insanının da bazen bulunduğu noktalarda saçma sapan insanlar geliyor, çocuklar geliyor, dalgıçlar falan. Bunlarla artık uğraşmak istemiyorum. O yüzden Discord'un kapanması bir yandan benim için iyi oldu. Kötü olan şey sadece takipçilerimle etkileşime giremiyorum. Ama belki de etkileşime girmemem daha sağlıklıdır. Çünkü bizim Discord'umuz çok dengesizdi. Ben de artık saldığım için abi. Hani 700 kişilik bir sunucumuz vardı. Sunucu içerisinde zırt pırt bir olay çıkıyordu. Artık bunlarla insanlarla uğraşmak istemediğim için geri çekilme kararı aldım. İşi kurmak, yönetmek, yapmak istemiyorum. Ben bu işi keyif ve eğlence için yapıyorum. Ama artık hesap kurmak, işte o tarz olmak,
İşte hesap kurmak değil de bir grup kurmak. Ben bu işi 10 senedir yaptığım için artık arkadaşlar hani bir noktadan sonra insanlarla uğraşmak istemiyorum. İşte yok o ayrımcılık yapıyor, yok o benim klanım şey yapıyor. Yaşlı, yani yaşlandırıyor ve insanlarla uğraşmak istemediğim için zaten doğal olarak da ailemle uğraşıyorum ve bir yandan insanlarla uğraşmak artık istemediğim için bu sunucu olaylarına artık hiç girmiyorum. Eskisi gibi tek başıma videomu çekiyorum, atıyorum kafam rahat. Ne bir Discord sunucuyla uğraşıyorum, ne başka bir şeyle uğraşıyorum. Ha, benim için kötü olan tarafı asosyallik oldu. Discord'da çok sosyalleşiyordum. Köyde olduğum bu süreç boyunca finansal yetersizlik ve başarısızlıkların sonucu bulunduğum köy ortamından kaynaklı. Benim sosyalleşmem sıfırdı. Şu an sıfır, sıfır oldu yani. Ha, ben artık karışmıyorum, siyaset de yapmıyorum. Çünkü zaten kendim daha böyle pragmatik yaklaşacak olursam bütün olaylara bireysel düşündüğüm için hiçbir siyasi eleştiri falan da gönderip de posta paylaşmıyorum artık. Çünkü gerek duymuyorum. Artık hani başıma bir şey gelsin istemiyorum. Bundan sonra bir insan için neden kendime atayım işte o öyle Cumhurbaşkanı şöyle yapmış böyle yapmış falan. Bana ne amına koyayım artık yani. Yani o dereceye geldim. O kadar hayattan bezdim. Hayattan bezdim yani. Yalan yok artık. Yaşamak istemiyorum ama öylesine bir şekilde gidiyoruz yani diyebilirim. Hani öyle çok fazla şey yapmaya gerek yok. İnsanlarla uğraşmak istemiyorum. Şu son bir sene içerisinde gerçekten 30 yaş yaşlandığımı ve kendime zarar verdiğimi fark ettiğim için artık hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Hani Discord sunucusu kurarsam da yarın bir gün zaten açılır mı bilmiyorum orası da mani. Kesinlikle ama kesinlikle artık açmayacağım, kurmayacağım, yönetmeyeceğim. Yapmak istemiyorum çünkü gerçekten artık midem bulanıyor abi. Bir şeyle moderasyonla uğraşmak, moderasyon ekibini toparlamak falan filan artık uzun süredir yaptığım bir şey için artık uğraşmak istemiyorum. Daha doğrusu hayatımda hiçbirisiyle, kimseyle, bir insanla dahil bile uğraşmak istemiyorum triplerle falan filan hani. O kadar saldım her şeyi. Hani umurumda falan da değil. Yaşama hevesim de kalmadı zaten. O yüzden çok fazla bir şeyle uğraşmak istemiyorum abi. Kısacası uğraşmak istemiyorum yani. Yaşlandık amına koyayım. Onun oğluyla uğraşıyorum. Onun şeyiyle uğraşıyorum. Yok şeyiyle falan uğraşmıyorum bundan sonra. Kendim emekliliğimin tadını çıkartıyorum. Discord kapanmadan önce de çok sunucuyla ilgilendiğim söylenemezdi zaten de. İşte öyle yani arkadaşlar. Mal mal kişilerle uğraşmak artık yoruyor gerçekten insanı. Ben de çok yoruldum ve yorulduğum için de artık hiçbir şey yapmak istemiyorum. Mevzu bu kadar basit yani. Basic abi. Yani çünkü benim bir insana ihtiyacım yok. Onların da bana ihtiyacı yok. Kapısıyla yaklaşıyorum bütün olaylara. Çünkü hiçbir insanın bana ihtiyacı yok. Benim de kimseye ihtiyacım yok. Herkes ben olmadan da onlar da ben olmadan da gerekirse yapabilirler. Yarın bir gün beni izleyen insanlar da yüksek ihtimalle başkasını izlerler. Hani bu yüzden de ben kendim böyle tek başımayım şu anda. Hani tabii birkaç tane görüştüğümüz arkadaş var. Sunucu içerisinde de çok fazla sıkıntı yaşadık. Özellikle ben normal arkadaşlarımla da tartıştım. İşte realitede bazı saçma sapan salak olaylar da oldu. Hani o yüzden artık çok fazla insan sevmemeye başladım. Ha, bu işin sonu yalnızlığa mı gider? Gider abi. Benim zaten genel anlamda yalnız olmaktan bir korktuğum bir konu yok. Zaten gördüğünüz gibi. Hani kaç senedir yalnızım. Hatta neredeyse artık bu adam akıllı bir ilişkiden tut hiçbir şeye zaten uzun zamandır erişemediğim için abi uğraşmıyorum yani hani. Yalnız mıyım? Yalnızım ama arkada beni mutlu eden figür koleksiyonum, YouTube kanalı var ve ben bu YouTube kanalı benim hobim ve işim değil. Bu işten de artık keyif alamamaya başladığımı hissettiğim zaman da ben artık hani bu işte dedim ki Tahsin ne yapıyorsun? Sen bu işi hobi için açtın. Çok da önemli hayatının %100'ü olmadığı için hani içeriği ben keyfi şu anda geçici bir durumdayım. Hatta 3 aydır geçici bir durumdayım. Keyfi yapıyorum abi. Anladın mı? Normal bir hayat insan gibi işim olacak benim de. İşim olduktan sonra ben de buraya haftada işte 3-4 tane video sıkıştıracağım. Farklı projelerim olacak. Sporuma devam edeceğim. Yani benim için hayatta burası her zaman böyle. Burası benim tamamıyla hayatımı verdiğim bir alan olmalı. Hiç burası benim için hobi. Ben buradan belirli ufak bir gelir elde ediyorum ve gelişmese de ben bu işten keyif alıyorum. Keyif almasam ben 500 tane video hazırlamazdım abi. Yani video çekiyorum, edit yapmadan video atmayı ben keyifli buluyorum. Çünkü bir yerde birisi bir şey sorduğu zaman bir hobim var diyebilmek için bu kanalı yapıyorum. Yoksa bu kanalda hani böyle çok büyük bir hayalim yok işte YouTuber olayım falan filan kafasıyla değil. Daha çok relax işte. Kendi halimde 600-700 izleniyorsam okey abi sıkıntı yok zaten benim için bu yani. Ben böyle işte Dragon City çekiyorum. Niye çekiyorum? Keyif alıyorsam çekiyorum. Keyif almadığım zamanlar kanalda Dragon City videosu göremezsiniz. Yani göremezsiniz. Hani normal çekiyoruz işte gidiyoruz kıyamete kapısı amına koyayım yani öyle çok büyük böyle hayatımın %100'ünün olduğu bir bölüm değil. Buradan bir arkadaş edinsem de kaybetsem de benim için çok önemli değil abi.
Çünkü burası bana bir noktadan sonra zarar vermeye başladı. İnsanlarla Discord'da uğraşmak olsun, normal olarak uğraşmak olsun. Olmadı. Ben de uğraşmıyorum abi işte. Yeni proje falan filan hiç keyfim yok. Bakmıyorum bile artık. O yüzden normal oyunumu oynuyorum arkadaşlar. Siz de videoyu beğenmeyi unutmayın yani. Öyle zaten ülkenin enflasyonuyla da uğraşıyoruz. İşte aile problemleriyle de uğraşıyoruz. Hani burada da bir problem olunca amına koyayım yeter da hani relax olmuyor kimse şey olmuyor falan gerek yok abi. Gerek yok. Basit bir şey biliyorum ama uğraşmıyorum artık. Relax'ım daha rahat olmak için. Discord'un kapanması bir yandan iyi bir yandan kötü oldu. Zaten normalde de eskiden çok %80 ilgileniyorsam Discord'la alakalı. Şu an %5 bile değildi. Şimdi %0'ı falan düştü. Yani hayatımı bir kızla şu zamandan sonra da böyle almayı düşünür müyüm emin olun arkadaşlar. İlişki mevzularına şöyle söyleyeyim size bak. Yani ben zor bir insan değilim. Ben kolay bir insanım. Önceden zor derdim ama halbuki kolay bir insanım. Ben farklı görüşlere çok açık fikirli olduğumu fark ettim. Çevremdekiler 3'se ben 5'im. Yani bunu kendi gözünüzle görmek için söylemiyorum ama. Anlayış konusundan bahsediyorum. Çünkü o kadar çok insanlara tahammülüm arttı ki. Artık uğraşmıyorum. Bana ne amına koyayım diyorum. O öyle mi? Öyle. Tamam abi yapacak bir şey yok. Bitti. Evet, ilişki konularına da sıcak baktığımı söyleyemem çünkü şu an hayatımı daha yoluna koyamadım. Ama en azından bir ilişki olabilirse olabilir abi. Beni sevecek varsa gelsin buyursun. Instagram linkim açıklama kısmında mevcuttur. Bu yani. Yani kimsenin hayatına karışamam bu saatten sonra kimseyle kavga edemem bu saatten sonra kimseyle işte yok kardeşim sen işte niye böyle açık kıyafet giydin işte muhabbeti kız arkadaşım olursa çıkılır. Var ya hiç artık kalmadı. Yorgunum bitmişim abi. Şu an olduğum gibi Tahsin YT'nin normal Tahsin YT'sini görüyorsunuz amına koyayım. Yani olmuşum bitmişim zaten yaşadığım bir ton problemle başa çıkmışım uğraşmışım. Aileyle sinir krizleri zırt pırt geçirmişim amına koyayım. Yani bu saatten sonra bir ilişkim olsa da abi ne giyeceksin don mu giy git dolaş sokakta bana ne amına koyayım. O derece o kafadayım şu anda yani çok rahatım. İstiyorsanız gavatlık deyin, istiyorsanız genişlik. Bunun gavatlık ve genişlikte çok da bir alakası yok. Ben çok pek bir sahipleniyorum amına koyayım yani. Bir kız arkadaşım olduğu zaman ne giyeceğini, ne giymeyeceğini bilir herhalde. Onu da bilmiyorsa onun eğitimini ailesi vermemişse ben ne yapayım dayı? Ben mi düzelteceğim bu saatten sonra amına koyayım? Ne yapıyorsunuz yapın, yiyin birbirinizi. Şu an ben abi bireyselci bir moddayım. Umurumda bile değil. Benim rahatıma, keyfime bir şey gelmiyorsa ben o işi yapmam. Yani şu an o kafadayım. Ya 4000 grit parası da harcıyorum da bu kadar yeterli abi. Sıkıldım amına koyayım. 165 bitmiyor ya. Öyle abi. Şu an hiç dram mıram, romantize, kültür, mültür, berbat hiç sevmiyorum. Bulunduğum noktalarda da çok kitap okudum. Makale okudum gerçi. Kitap okumayı artık eskisi kadar çok sevmiyorum. Ben roman okumaktan hiç haz etmem arkadaşlar. Genel anlamda bilgi vermeyen, işte psikoloji dışında bir alanda bir kitap okumamış bir insanım ben. Hani 2-3 tane kitap okudum da çok kitap okumuş bir filozof gibi konuşuyorum da alakası yok abi. Ben mesela kendi alanım dışında bir alanla uğraşmayı sevmiyorum. Mesela ne işte spor ve ilaçlar konusunda bir bilgi birikimim var. Onun dışında psikolojiyle alakalı bir iki tane kitap bitirmişliğim var o kadar. İşte çok böyle hoşuma gitmedikçe roman falan da sevmem. Rus edebiyatını da okumam. Türk edebiyatına da okumam. Çünkü ben sevmiyorum öyle çok fazla böyle edebiyat medebiyat amına koyayım bana ne. Yani ki seven insanlara saygımız var tabii. Ama hiç okumayı da denemedim. Aslında bir farklılık yapıp da denemek lazım. Ama şu ana kadar elime bir edebiyat kitabı da geçmedi. Bu yüzden de okumak bilmiyorum ya. Garip kalıp. Onun dışında ben biraz da gerçeklikle alakalı bilgi verici kitaplar okumayı daha güzel duruyorum. Genel anlamda işte ülkenin kültürleri, tarihlerini okumaktan daha çok keyif alırım. Ama video ile dinlemek de benim için daha böyle kitaptan daha yararlı oluyor. Çünkü daha çok bilgiyi hızlı alıp işleyebiliyor beni. Onun dışında nöroloji bilimine bu aralar çok merak sardım arkadaşlar. Nöronların birbirlerinin arasında verdiği elektrik sinyalleri ve hızlarıyla alakalı makaleler. Bu arada çok fazla beyinle alakalı ve bilinç ve felsefe ile alakalı videolar falan seyrettim. Özellikle yaşamın absürtlüğüyle alakalı videolar falan bu ara çok seyrettim abi. Ya bu amına kodumun ejderhasının ismini Tahsin YT'ydi. Bunu hangi andaval değiştirdi? Benim hesabıma giriyorlar amına koyayım. Tamam iyi kasıyorsunuz. Kendinize küre de alıyorsunuz. Tamam canım teşekkür ederim. Canım yerlere adamsın daha iyi kardeş. Ha ben de bir an kötü anladım. Teşekkürler Süleyman canımın içisin. Canımın içisin. Buna kızmadım abi. Teşekkür ederim Süleyman çok sağ ol. Süleyman'la da bu aralar görüşüyoruz da görüşmemize çok fazla böyle merhabalaşamıyoruz. Çünkü herkesin işi gücü var arkadaşlar yani. Kimse böyle mesela Süleyman kendi çapında Dragon's'ta oynuyor. Ona da buradan selamlarımı söylüyorum. Bunu yeni fark ettim bu arada. Beynim yeni şey oldu abi. Teşekkürler Süleyman'a buradan selamlarımı yolluyorum. Arkadaşlar ben normalde artık herkesin işi gücü var. Hayat şartları zor. Herkes sinirli minirli falan filan.
Yani bu işleri geçtim ben zaten neyse siktir et nerede kalmıştık nöroloji biliminde. Aynen abi nöroloji bilimine, felsefeye ve hayatın absürdizmine, nihilizme falan bayağı sardım. Hani bu yüzden abi deli gibi onlarla alakalı videolar falan izliyordum. Yapay zeka ile alakalı yazılımsal belgeseller falan seyrediyordum. Bayağı hoşuma gitti. Bu yüzden arkadaşlar ben artık hani o tarz konulara ilgi duyan bir insan olaraktan ben böyle çok işte aşk maşk edebiyat sevmiyorum abi. Hani edebiyat medebiyat işte Tanzimat dönemi falan filan. Ben edebiyat çok seven bir insan değilim. Dil falan çalışıyordum işte. Artık onu da çalışmıyorum çünkü sıkıldım. Bir sene çalıştım zaten İngilizce. Onda da kendi kendime işte Duolingo'dan testler çözdüm falan filan. Çok da öğrendiğim söylenebilir mi? Ya kısmen olabilir, kısmen hayır. Bir İngilizce makaleyi okuyabilirim. Yarısını anlarım, yarısını anlamam. İngilizcem limoni B1 falandır herhalde de onu da bilmiyorum ama. Öyle abi hayatım böyle geçti işte. Onun dışında normal bir şekilde ilerliyorum. Dragon's benim çocukluğumun oyunu. Bu hobi olduğum için video çekiyorum. Her gün 10 tane video atman da çok da bence de bir mantığı yok arkadaşlar. Hayatım zaten bok gibi olduğu için çok da fazla böyle üstüne düşüp konuşulacak bir hayatım anılarım da olmadığı için sizlere oyun dışında bir şeyler sunamıyorum. Benim elimden de bu geliyor. Yapacak bir şey yok artık. Onun dışında Dragon Slayer'in Pay to Win hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Geçen bir arkadaş sormuştu. Onu da yorumunu şey yapayım. Ya abi Dragon Slayer bok gibi bir oyun. Neden bok gibi bir oyun? Sonra Pay to Win'e bunu koyayım. Bilek gerektirmeyen, simülasyon tarzı bir oyun. Bilek gerektiren oyun oynayacaksan derler adama. Benim düşüncem çok da önemli değil abi. Çünkü bu oyunun yapısı bu şekilde para kazanıyor. Kim ne desen kimse beni siklemeyecek ama. Ben yine söyleyeyim. Pay to Win bilek gerektirmeyen bir oyun arkadaşlar. Sadece cüzdanınızın konuştuğu ve zamanın aktığı bir oyun. O yüzden hani para yatırırsanız kralsınız. Para yatırmazsanız gelişirsin abi. Ama nah gelişirsin tarzında bir oyun. Ya zaten 10 tane bu oyunla alakalı eğitim videosu çektim. Wikipedia kütüphanesi gibi Dragon's kütüphanesi kanalım var abi. Hani bir şey görmek istiyorsanız yazın. Zaten oyunda değişen tek bir mekanik var. O da zaten perk sistemi. Perk sistemi ile alakalı birçok video çektim bu arada. Buradan beni sevmeyen herkesin amına koyayım kanka. Beni sevmek zorunda değilsiniz ama amınıza koyayım beni sevmiyorsanız. İşin şakasındayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani öyle laf falan söylüyorum da işin şakası tamamen. It's a simple joke yani. Biraz saçmaladık şimdi moruk. Şunları da bir temizleyeyim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu aptal karma artık ölmeyecek. Anladığım kadarıyla. Ön amına koyayım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kadar yeter. Sıkıldım artık. Hani konuştum, boş boğazlık yaptım. Video bitti. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.